Bu konumuzun hani açıklanmasını istediğim bir yeri var. Bu lafı mizahsız söylediğiniz zaman insanlar kızıyor. Mizah içinde söylediğiniz zaman gülüyorlar, keyifleniyorlar. Yani şuna benziyor. Bir adama gidip de seni öpsün amcam dediğin zaman duyuyor adam. Ama köprü altı camcam seni öpsün amcam dediğin zaman gülüyor. Yani mizahın böyle bağışlatıcı bir yanı mı var acaba? Tabii o mizahın yapılış biçimine ve biçimine bağlı bir olaydır. Örneğin bunun çok ilginç şeyler yaşadık biz. Muammer Karaca Cibali Karakolu'nu oynadığı zaman ya da ona benzer oyunlar oynadığı zaman başbakanlar, galiba cumhurbaşkanları da gelip seyrettiler ve hoşlandılar bundan. Bu tabii Muammer Karaca'nın büyük komedi ustası olduğunu söyleyeceğim söz önlemez. Ama o gülmecenin yeterli olmadığını gösterir. Orada o saydığım kişiler gelip gülmüşlerse ve içlerinden de kızmamışlarsa o gülmece yerine oturmuş sayılmaz. Gülmece bu anlamda gülmece. Yoksa gülmecenin tabii türleri var. Yani pek çok gülmece türleri var. Amerikan gülmeceleri var. Bugün modern gülmeceler var. İnsanları güldürür. Kesin güldürür de. Ama hiç düşündürmez ve ikinci kez anlatamazsınız. İkinci kez, üçüncü kez anlatamaz. Düşünebiliyor musunuz? Nasrattin Hoca fıkraları topu toplamı taş çatlasa 200 tane yoktur. Ama 750 hatta 800 yıldan beri tekrarlanır. Oysa gülmecenin tekrarı hiç tamiri yoktur. Nasıl oluyor tekrarlanıyor? O gülmeceler öbür gülmecelere tekrarlanmayan gülmecelere benzemez. Çünkü onlar bir sorunu açıyor. Tıpkı şunun gibi anahtar kapıyı açtınız. Kapıyı açtınız, işiniz bitti. Anahtar atar mısınız? Bir daha kapıyı açacaksınız, yine kullanırsınız. İşte gülmece, Türk gülmecesi, genellikle halk gülmecesi, yararcı gülmece böyle bir şeydir. Bir fıkrayı anlattınız. Bitti, atarsınız. O, diyelim ki Amerikan fıkrası veya Avrupalıların son zamandaki fıkraları bir daha kullanılmaz. Oysa bizim fıkralarımız, bir temele dayanan, bir şey anlatan fıkralar, zaman zaman yeri gelince boyuna anlatılır. İşte aradaki fark o. Böyle fıkralar çok rahatsız eder insanları. Hedef aldığınız insanları veya hedef aldığınız makamdaki insanları çok rahatsız eder. Yani sizin anlayışınıza göre gülmece evcil olmamalıdır. Evcil olabilir, olmaz demiyorum. Onlar da gülmecedir. Benim gülmecem evcil değildir. Evet. Yani onlar ve onların içerisinde çok büyük gülmeceler var. Kabul ediyorum tabii. Ama benim gülmecem evcil bir gülmece değil. Sevgili Aziz, 80 yılda çok uğraştın, çabaladın ve Türkiye'nin en sevilen ve en sevilmeyen insanı olmayı becerdin. Şimdi böyle bir takım abuk sabuk tevatürler duymaktayım. Aziz Nesin gündeme gelmek için ya da geldiği gündemde kalmak için halka karşı sivri laflar ediyor. Mesela siz aptalsınız filan diyor onlara gibi bir takım şeyler konuşuluyor. Tabii bunları sen yeni etmiyorsun. Ben çünkü aşağı yukarı 40 yıldır tanışırız. Belki daha fazladır. Bir o kadar yıldır da kitaplarını okurum. Sen bunları 40 yıldır söylüyorsun. Yalnız kitapların içinde mizah olarak söylüyorsun. Şimdi kitapta söyleyince, mizah içinde söyleyince herkesin bayıldığı, güldüğü, keyiflendiği laflara insanlar yüzlerine karşı hiç mizah katmadan arı duru söyleyince niye kızıyorlar sizce? Şimdi efendim önce ben şunu söyleyeyim. Gündemde olmayı sevmiyorum ve istemiyorum. Bana bir şey sorulunca ben söylüyorum. Ben durup dururken bir konuşma falan yapmıyorum. Ama konuşmanın arasında önemli bulduğu bölümü gazeteci mesleği gereği öne çıkarıyor. Örneğin %60 aptallık konusunda böyle oldu. Tabii orada %60 aptallık konusunda ben de bir aptallık yaptım. Çünkü %60 Türk milleti aptal demeyecektim. %40 Türk milleti zekidir diyecektim. Böyle deseydim hiçbir şey olmayacaktı tabii. Ama aynı şeyi söylemiş olacaktım. Fakat olmayacaktı. İşte herkes %60 aptalla ben de gidiyorum tabii böylece. Ama ben bunu da sevmiyorum. Yani insan asıl niyetiniyse onu açıkça söylemeli. Ben hiçbir zaman gündemde olmak istemedim. Bunu benim yakınlarım bilirler.
gündeme Türk aydınlarını çıkmaya zorlayan bazı olaylar var. O olaylarda sessiz kalmak yanlıştır. Bugün yine bunlar çok var. Saymakla bitmez. O zaman tabii gündeme çıkıyorsunuz. Gündeme çıkmak istediğinizden değil. Ben istemiyorum. Kesinlikle istemiyorum. Arkadan itiyorlar. Arkadan itiyorlar. Önden tepiyorlar. Arada kalıyorsunuz. Ve tabii gündemde oluyorsunuz. Yani cimri misin hakikaten? Evet. Evet. Ve olağanüstü tabii. Kendime karşı çok cimriyim. Başkalarına karşı da eğer ziyan olacaksa, ben çünkü en çok saygı duyduğum şey emektir. Emek olunca insanın emek verdiği bir şey ziyan olmasına razı değilim. Şimdi bizim çocukları, vakıftaki çocukları görürseniz yemek yerlerken şaşarsınız. Yemeği yerler, hiçbir şey bırakmazlar, tabağa da sıyırırlar. Bir tane pirinç tanesi bile kalmaz, alışmışlardır. Çünkü o bir tane pirinç tanesi pirinç tarlasında ne emeklerle meydana geliyor. Ondan sonra geliyor, yıkanıyor mutfakta, pişiriliyor, aşçı emek veriyor, yağ konuyor, soğan konuyor ve siz pirinç tanesini atıyorsunuz. Bir tabakta bir tane, 60 tabakta 60 tane olur ve kaç gün devam ederse bu kadar pirinç olur. Onun için bu çok önemli bence. Emeğe saygısı olan insan, emeğe saygısı varsa mutlaka cimri olur. Cimri ama nereye cimri? Cimrilik çok, ben tabii cimri diye kendim ilan ettim. Kimse benim cimri olduğumu falan bilmiyordu. Ben bunu sendikada başladım. Sendikanın malı Türkiye'de öyledir. Bir özel şirkette olsanız ya da devletin memuru olsanız, ne olursa olsun, hiçbir şey yapmasanız sevgilinize bedava telefon edersiniz. Devletin telefonundan hakkınız var mı bedava telefon etmeye? Ya da mektuplar, mektup kağıtlarına mektup yazarsınız. Yazarsınız. Bu böyledir ve bundan da hiç utanç duymaz kimse. O zaman devletin malı değilmiş gibi. Onu yapan başka devletin malını da yapar. Dediğim gibi öyle oluyor işte. Ben tabii orada cimriyim. Çok son derece cimriyim. Bugüne kadar eskiden hokkalarda, mürekkepte kaleme batırıp yazardık. Ben subaylığım süresince ve gazeteciliğim zamanında yine öyleydi. Hiçbir zaman o bana ait işleri o mürekkepte yazmadım hayatımda. Hiç yazmadım. Ve hiçbir zaman da mürekkebin kapağı vardı, hokkanın kapağı vardı. Hiçbir zaman kapağı açık bırakmadım uçar diye. Ve dünyanın en cimri adamı ve kötü bir cimriydi. Halil Lütfi beni o yüzden severdi. Evet, iki cimri anlaşıyorduk. Yani iyi cimri, kötü cimri burada. Evet, onun çok şeyi var. Ben bir gün çok borçluydum. 50 lira borçlandım. Büyük paraydı. 50 lira eminim aylığımdı. Tan gazetesinde çalışırken köşe yazarıydım. Yalnız köşe yazarı değil, reportaj vesaire yapıyordum. Gelip adam alacak 50 lirayı, verecek param yok. Halil Lütfi'ye gittim. Dedim ki efendim, benim 50 lira borcum var. Şimdi biraz sonra şu saat bilmem kaçta, biraz sonra gelecek adam benden para isteyecek. Bana avans olarak 50 lira veriniz. Peki çocuk dedi, veririm dedi. Ama dedim adam gelecek, kaçta gelecek dedi. O gün o saat 10'sa eğer, 11'de gelecek dedim. Tamam dedi, 11'de gel, al parayı dedi. Efendim şimdi verin, mahcup olurum dedim adama. Oğlum dedi, adam dedi ölür, bakarsın 10'a kadar, 11'e kadar ölür. Ben sana parayı vermekten kurtulurum. Bakarsın dedi, sen ölürsün, ben yine parayı vermekten kurtulurum. Ben o zaman dedim ki efendim benim şansım yok. Ne siz ölürsünüz, ne adam ölür, ne ben ölürüm. Siz ölürsünüz, ben parayı alamam. Siz ölürsünüz, parayı peşe verin dedim.